Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz çevre kirliliği kıyametin bir alametidir. Önce bakalım inşallah doğal dengeye bakalım. Sonra bunun bozulmasına bakalım inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere Hicr Suresi ayet 19'da Rahim ve arıldı mededinnaha vel arda yeri de yer üzerinde mededinnaha onu yayıp düzelttik, genişlettik. Yani de tarıma erişiş hale getirildi yer üzerinde. Velham buyuruyor. Obalar yaratıldı. Vel kayne fiha revasiye yer üzerinde Mevla buyuruyor. Sabit ağır darlar dağlar yerleştirdik. Sabit ve ağır büyük dağlar yerleştirdik. Dağların hikmeti var tabii muhteremler. Dünyanın yüzeyi biliyorsunuz yer kabı yaşıyoruz. Yer kabı deniyor buna. Bunun altındaki ısı 1000 dereceye geçtiği için oradaki metaller erimiş hale bulunuyorlar. Orada mağazadan demek ki sıcak var orada. Oradan kaynaklanan ışınların etki tepkisiyle ne oluyor? Yer kabuğu sürekli dışarı itiliyor. İtiliyor böyle. Yani bizler sanki bir canlı bomba gibi durmuştuk burada böyle. Yeryüzünde böyle. İşte Mevlam ne yapmış Mevlamız? Gereken yerleri Allah-u Teala dağlar veriyor. Gerektiği ölçüde böyle boş diyorlar böyle. Bazı yere daha ufak tepe, bazı daha büyük tepe yerleştirmiş böyle. İşte nedir bu dağlar? Yeryüzünü kabuğunu baskı yapan dağlar bunlar. Dağların bir hikmeti şudur. Manevi açıdan da dağlar yeryüzünün manevi kazıkları yani evliyalık hükmüne geliyor. En büyüğü mesela Himalaya Dağı. Bir nevi dağların kutbu anlamına geliyor böyle. Sonra 7 dere 40 olduğu gibi dağlar bunun gibi dağılmış her tarafa. Nedir bunlar? Hep bunlar yeryüzündeki doğal dengenin gereği. Bunları böyle yaratmış bunları böyle. Ve enbetna fiha ve Allah Teala biliyor. Orada yetiştirdik, bitirdik. Minkül şeyin mevzu. Yeryüzünde her şey bitki yetiştirdik, bitirdik. Ama ne şekilde? Mevzun vezin kökünden geliyor. Vezin tarat anlamına geliyor. Ölçü anlamına geliyor. Böyle. Bu mevzu ismi mefuldür. Vezinli olarak yani hassas bir ölçüyle yer ekinleri bitirdik buraya. Demek ki yeryüzü nedir muhteremler? Doğal bir laboratuvar yeryüzü bak muhteremler. Hangi yöreye ne lazımsa orada yetişiyor. İkincisi hangi mevsimde insana ne gerekiyorsa o yetişiyor muhteremler. Mesela çölde ne var çölde? Bitki var mı? Var. Ne bitkisi var? Adı deve dikeni bitki. Adı deve dikeni. Çividen sağlam, ucu yeniden ince, deve dikeni var. Uzundur. Sert mesela kıramazsın. Onu ancak deve yiyor. Devenin iş ağzı, mukusaları ona elverişli böyle. O deve dikeni içinde suyu bol, bir de besleyici. Peki nasıl şöyle bu diken oluyor? İşte o çöl dikenlerin de kökü çok derin gidiyor muhtemelenler. En aşağı 40 metre derin iniyor kökler. İniyor. Ancak oradan suyu oradan alabiliyor. Biliyorsunuz ilaçlar vardır. Dünya yeryüzü ilaçlar vardır. Eskiden beri. Ama yapmamazı ilaçlar vardır. Bu ilaçların yapımında ne olur? Hassas bir vezin ölçü kullanılır ilaç yapımında. Şu kadar gram bundan, bu da miligram bundan ölçü yapılır. Eğer bu ölçüye uyulmazsa faydası olmaz,
zarar olan muhtemelen bir şey böyle. Demek ki ne kadar bitki varsa yeryüzünde, sebze, meyve, tahıl olursa olsun, bunun her birisi de böyle bir vezinle ölçülü yaratılıyor bunlar böylece. Hangi mevzine gerekiyorsa buna göre gerekiyor. İşte bir örnek alalım sizlere muhteremler. Erik olarak şu anda mesela mevsim olduğu için erik bakın işte böyle. Tabi insanlar gerektiği zaman ne alıyor insanlar? İlaç alıyorlar. Bazen de vitaminler haklar alınıyor böyle. Mesela C vitamini. Yani C vitaminidir böyle. Şimdi bir eriğe bakalım. Önce erikte B vitamini bakımından çok zengin erik B vitaminleri. B2, B6, 12. B6 vitamini muhteremler biraz da sinir sistemi işin böyle. Yani sinir yatıştırır böyle. B12'de kansızlığı giderir muhteremler. Kansızlığı giderir böyle. Bakınız. Kabızı da giderir erik. İdrar sökücü. Karaciğer yorgunluğunu giderir. Kalbi kuvvetlendirir, zihni çalıştırır. Böbrekleri temizler, kansızı giderir. Bir de romatizmaya da faydalı erik muhtemelen böylece. Allah'ın yarattığı ilaç baktığımızda böyle. Ne kadar yapma ilaçlar varsa, her ilacın tabii bir faydası var kuşkusuz. Zararı, yan etkileri onun kaç katı ama. Bir okuyun şöyle. Bir okuyun böyle yan etkilerini böyle sıralar böyle şey. O kadar zararı var diye böylece. Alman yeraltı ilaçlar bunlar. Doğal ilaçlar bunlar. Erik, kiraz, duvut, elma ne varsa böyle. Her birisi bunlar böylece. Bunların her birisi %100 şifa bakımında böyle. Yanıtı yok bunların. Bir de bunların ambalajı da bunların zarar vermiyor doğaya. Ambalaj noktaya. İlaçlar, şişeler, şunlar bunlar doğaya zarar veriyor bunlar böyle. Demek ki Allah'ın yarattığı doğal dengede ne yapma gerekiyor muhteremler? Elden geldiği kadar bir insan yaşadığı yörenin gıdasını alması gerekiyor. Yine bir insan başka bir yere gidince de oranın gıdasını yemesi gerekiyor muhteremler. Peygamber tavsiye de budur muhteremler. Yani bir insan bir yere gittiği zamanlar orada yetiştiği ürün neyse onları alma gerekiyor. Bir ölçüde şu, eğer bir gıda türü bolsa, yapısı büyükse onu daha fazla yemek gerekiyor. Eğer o gıda küçükse, yapısı azsa az yemek gerekiyor muhtemelen. Mesela hayvanlar bize bu konuda ileri bize hayvanlar. Hayvanlar, çevre yayıldı mı hayvanlar? Bazı otları alınıp yer böyle. Bazı işlere bir iki koparı bırakır mı? O kadar gerek yok. Yani şu yeryüzü doğal bir laboratuvar muhtemelen. Laboratuvar. Kişi bu doğal laboratuvardaki kurallara uysa bunda yören gıdasını alsın, mevsim gıdasını alsın, bir de hangi şeye bolsa ondan fazla alması gerekiyor. Mesela fındık. O kadar bol yemek fındığın şeyi çok muhtemelen. Enerji bedene verir. Dekadrenin birazsa çok faydalıdır. Böyle. Kan da yapar fındık. Ama ne gerekiyor? Fazlalığı zararlı. Neden zararlı? Doğal yaratılış bu şekilde muhtemelen. Öyle bir dış kabuğu var yeşil. Altılı bir şey yaramıyor. İç kabuğu var. Böyle. Kıracaksın, oruçacaksın böyle. Yani hemen yemeyeceksin muhtemelen. Böyle. Elmayı ısırır ya. Ama fındık öyle diye bak. Fındık ne olacak? Fındık tek tek yenecek. Bak muhtemelen. Yani günümüzde hazır alıyoruz hiç fındık. Hayır muhtemelen. Doğa değil bu ama. Doğa bu değil. Ne de doğa? Fındık tek tek yenecek. Kıracaksın, ayıracaksın, çiğneceksin, açarsın. İkinci alır muhtemelen. Yavaş yenecek böyle. Fazla yemeyecek. Demek ki insanlar eğer bu Allah'ın yarattığı doğal laboratuvara uyumsalar, uyum sağlasalar, eğer bu uygulanırsa
Hayat daha başka olur muhtemelen. Yine bakalım doğal denge ilgili olarak Kur'an'dan Enbiya ayet 32'de Rahim ve cealne semae sakfen mahfuza ve la buyuruyor. Ve cealne semae gökyüzünü kıldık. Sakfen, sakıf, tavan kıldık. Hatta Araplar tarasa bile sakıf derler. Mahfuzan hıfz olmuş, korunmuş tavan kıldık. Semayı. Nedir sema? Atmosfer tabakasında. Dünya saran tavan bu. Kuşatan böylece. Tabi bu atmosferin çok faydaları var. Gaz türleri var, şunlar bunlar var da. Bu ayet-i kerimedeki nedir? Dünyayı koruyan bir tavan. Atmosfer dünyayı koruyor. Neden koruyor? Gökyüzünden göktaşları geliyor. Meteorlar deniyor onlara. Göktaşları geliyor. Sürekli yağar böyle. Hatta bunun nereden geldiği kesin bilinemiyor bile böyle. Acaba başka gezegenler mi geliyor? Nereden geliyor? Tam bilinemiyor. Metaller de geliyor böylece. Hatta bazen 100 tonu bulanları geliyor. Mesela Çin'de, Sibirya'da var bunun örnekleri yok. Hala duruyor. Çin, Sibirya'da. Böyle. Düştüğü yeri açmış, maçukur açmış başlıyor. Bunların küçükleri, mesela birkaç tonluk olanları ne yapıyorlar? Atmosfere çarptığı anda hızı geldiği için sürtünme cinsinde orada yanıyor bunlar. Yanıyor bunlar orada, enerji dönüşüyorlar böyle. Bazen toz oluyorlar böyle. Ancak çok büyükleri iniyor bunlar böylece. Şimdi şöyle buyuruyor İslam alimleri, eğer diyorlar bu atmosferin üst yüzü, bildiğiniz gibi gazın olmasaydı da mesela çelik olsaydı güneşin ışığı ziyade gelmezdi. İkincisi o meteorlar, 100 tonlu taşlar, demir, madenler onu çarpınca hızla muazzam çarptığı zamanlar onu delerle parçalar muhtemelen. Ama atmosferi delemiyor muhtemelen. Sürtünme oluyor böyle. Hatta o anda ne oluyor? 2000 dereceyi bulan ısı oluyor sürtünmede. Isı da yanıyor. Dalıyor bunlar böylece. Tabi bunun dışında bir de ne oluyor? Güneşten gelen bir de zararlı ışınlar var. Onlar da süzüyorlar. O zaman tabak süzüyor onları da. Bir de bakalım suya bakalım inşallah. Sonra biraz açça bu şey hava konusunu inşallah. Mevlamız buyuruyor. Mü'minin ayet 18'de. Ve enzelna minessemâi mâen bi kaderin. Bu konulara ne deniyor İslam'da? Tefekkür deniyor, tefekkür. Tefekkür, fikri ibadet, fikir düşünceye bağlı. Bir anlı tefekkür, bir seyfaten eftaldir. Tefekkür. Çünkü insan ne yapıyor tefekkür ile? Allah'ın gücünü ki şu anda müşahede ediyor Allah'ın kudretini. İnsan kendine bakıyor, evimize bir şey gelmiyor. Yani bugün insana mesela bir kere yapışıyor, kibirini çıkaramıyor. Bir kere hastaneye gidiyor. Çıkaramıyor insan böyle. Bu görünen. Bir de içimizde görünmeyen kereler var, mikroplar var. Onlar hiç elinde yetmiyor muhtemelen. Bence. Allah'ın gücü kudreti muhtemelen. Bak. Mevla buyuruyor, ve enzelna mines semai maen, gökten su indirdik. Hangi suyu? İlk su. Dünya ilk su. Böyle. Dünya yeraltı zaman sıcaktı dünya o zamanlar. Ki cinler o zaman yaptı cinler. Dünya tabi soğuttu Mevlam tarafından. Yer kabuğu meydana getirildi. Su yerden çıkmadı muhtemelen böyle. Zaten dünya ateş halinde. Isı halinde böyle. Yerden çıkmadı. Allah Teala buyuruyor, suyu, ilk suyu yani atmosferden göte indirdik. Bir kaderin, dünyaya indirilen su da bir kaderin bir miktar ile, o da ölçü ile bakınız. Damlası belirli. Ne kadar su lazım yeryüzüne? İndirdik. Peki su ne oluyor yeryüzüne? Dağılıp gitti mi? Hayır.
fe eskenna fil ardı, o su yeryüzünde iskan ettik, depoladık. Depoladık böylece. Nerede depolandı? Önce suyun depoları hazırlandı. İşte deniz okyanus yatakları mı? Yani dünyanın daha ilk yaratılışında ne kadar su deposu gerek? Önceden yatak hazırlandı. Okyanusa denizler. Su indirildi, dolduruldu. Peki bu kadar suya gerek var mı acaba yeryüzünde? Bu kadar okyanusa, denizlere, karadan üç katı fazla. Gerek mi bu kadar bunlara? Gerek muhtemelinde. Gerek muhtemelinde. Neden gerek bunlara? Eğer bu kadar su miktarı olmasaydı ne olurdu? Yaylaya su çıkmazdı buraya. Nasıl çıkıyor buraya? İşte güneş enerjisi böyle. Su ısıtıyor. Enerji böyle. Allah'ın koyduğu kurdu doğal denge muhtemelen Allah aşkına ya. Buna kimin gücü getirir bunlara kendini? Bak böyle ya. Güneş enerjisi oldu. Ne yapacak? Suyu ısıtacak. Isıtan su ne yapıyor? Buharlaşıp yukarı çıkıyor böyle. Hatta 20 derecede bile buharlaşma başlar. Ama göze görünmez. Çok hafiftir böyle. Buharlaşma başlar. Ne oluyor? Denizdeki gök sular buharlaşıyor böyle. Çıkıyor. Yukarıya böyle çıkıyorlar. Bu su havada hafif olduğu için su buharı yukarı çıkıyor. Peki çıkıyor. Ne olacak bu su? Eğer yukarı tutulmasa bu su atmosfere geçti mi uyuyla kaybolur gider. Yani su kuru gider denizde. Ne gerekiyor? Bu suyun atmosferi dışarı çıkmaması gerekiyor. Ne var yukarıda? Soğuk hava mı? Şimdi bu su buharı soğuk havaya gelince yoğunlaşıyor, duruyor, tutuyor. Ama aşağı inemiyor. Yukarı çıkamıyor, kalıyor böylece. Sonra hemen aşağı inmiyor mu? İnmiyor mu? Allah-u Teala Mevlamızın takdir ettiği zamanda Allah Teala'nın takdir ettiği yerlere takdir ettiği ölçüde su oraya inmesi gerekiyor. Nasıl gidecek? Yüce Allah her şeyi yüce yetiyor Mevlamız. Yetiyor Mevlamız. Ne yapıyor Mevlamız? Rüzgar bakınız. Rüzgar arkadaş. Rüzgar çıkıyor. Bulutları gibi topluyor şöyle. Nasıl çoban toplar çok oyunları bir araya getiriyor böyle. Alıyor sopayı bir koşup hepsini getiriyor. Rüzgar geliyor. Rüzgar abi su buharını bir yere topluyor sıkıştırıyor. Sonra nereye buna sevk edilmesi gerekiyorsa oraya bulutlar sevk ediliyor. Bak, dağın tepesine geliyor, yaylaya geliyor, tarlaya geliyor, bağlara bahçeye geliyor, oraya geliyor. Tam üzerine geliyor oraya. Gerektiği kadar oraya su indirilir. Tamam tamam, hadi bakayım. Çabuk bakalım bulutu başka yerine. Nedir bunlar? Hep doğal denge bunlar. Şimdi gelelim inşallah bir de şu atmosfere, hava tabakasına gelen muhteremler. Hep bunlar ama bunlar da ibret ve ibret böyle. İmanların kuvvetlenmesi için o yüce yaratan onun kuvvetini anlamak için. Atmosferde en çok azot gazı var. %78. %120 oksijen var. Diğerleri az. 10.000'de 3'te karbondioksit başlıyor. Bakın böyle. En fazla azot gazı %72 en fazla o. Neden acaba? Rızık oradan oluyor. Rızık. Hücrelerin yapı taşı protein. Protein ham maddesi nedir? Azot gazı. Oradan oluyor böyle. Ancak biz insanlar onda yaralanamıyoruz. Böylece. Solduğumuz zaman aldığımız havanın 178 azot. Buradan giriyor. Burnumun üstü alamıyor. Ancak akciğerde oksijen alınıyor. Dışarı çıkıyor kardeşim. Yani insan vücudu azot gazını proteine çeviremiyor. Ne olacak? Yere inecek kardeşim. İnecek. Rızık böyle. İkincisi muhteremler azot gazının oranı biraz daha düşük olsaydı yangından sönmezdi. Yangından sönmezdi böyle. O yangını söndürmede etkili oluyor azot gazı.
oksijen gazı, oksijen gazı kendi yanmaz. Ama her şey o yakar mıdır? Oksijen gazı böyle. Kendi yanmaz oksijen gazı. Her şey yakar oksijen gazıdır. Hatta bir yangını sönmesi gerek, yangını sönmesi gerek, ne gerekiyor? Oksijen temasını kesmek gerekiyor. İşte azlık gazı, azlık gazı yangının sönmesine de etkili oluyor. Şimdi oksijene bakalım inşallah muhteremler. Oksijen gazı. %21 bakınız. Fazla olsa zararlı. Yaşayamayız. Az olsa yine yaşayamayız. Yine zararlı. Fazla olsa ne olur? Hücremizdeki gıda yaktan sonra hücreleri de yakar. Oksijen gazı fazla olsun hücremizi yakar. Isı 50-60-80 derece bulur beden ısı. İnsan ölür. İnsan yaşayamak. Eğer oksijen gazı oranına da az olsa ne olur? Gıdaları yakamaz. Gıdaları yakamaz. Hücre oluşmaz bedende. İnsanı yaşayamak. Yaşayamaz. Yani şu dengeye bak. Allah'ın kurduğu dengeye bak. Mevlamın kurduğu dengeye bak. Kim bunu dengeleyebilir ki bana? Yine havada bir de karbondioksit gazı var. 10.000'de 3 mü? Çok adam bu. 10.000'de 3. Bu gazın özelliği nedir? Ağırdır. Ağır gazdır. Hatta bakın bir de gaz arasında hafif bakın ama bir denge var böyle. Eğer karbondioksit gazı hafif olsaydı ne olurdu? Yerde olmaz. Yukarı çıkardı. O zaman tarla bitki olmazdı. Ancak dağın tepesi olur bitki. İnsanda bunun yararı var muhtemelen, oksijen gazının muhtemelen. İnsanın kalbini uyaran, solumsuz uyaran nedir? Karbondioksit gazıdır bak muhtemelen. Kalp uyarı çalıştığı sistem düzenler kalbi. Az olacak daha böyle. Yani miktar değişmeyecek muhtemelen böyle. Kalbin çalışma, düzeni çalıştıran bu gazdır ve solumsuz sistemi de böyle. Eğer karbondioksit gazı fazla olursa insan ölüyor, yaşatmıyor şey. Az olsun yine insan yaşayamıyor. Çünkü kalp düzeni çalışamıyor. Yani insan denen varlık, yani bizler muhteremler, evet yaşıyoruz ama nasıl yaşıyor muhteremler? Bu düzeni kuran kim? Bunu yürüten, denetleyen kim bunu? Bu yere göre gücü yeten kim? Güneş yaradan kim? Peki bu dengenin koruması için ne gerekiyor şimdi? Azot değişmiyor muhteremler. Bu değişmiyor. Değişen nedir? Oksijen, karbondioksit değişiyor onlar böylece. Mevlamız buna bir dengeye bağlamış. İnsanlar, hayvanlar ne yapıyor? Solunum sistemimizde oksijen alıyoruz, yerine karbondioksit veriyoruz. Yani insanın sürekli bir alışverişi var havayla. Alışveriş muhtemelen böyle. Bu ne? Nasıl oluyor? Para geçmiyor da ne deniyor buna? Takas usulü. Takas usulü deniyor buna. Takas. Yani mal verip yine mal oluyor muhtemelen. Havada ne alıyoruz? Oksijen alıyoruz. Aldığımız kadarını karnını sürüyor havaya böyle. Takas yapıyor böylece. İnsan ve hayvan. Bilki ne yapıyor? Onlar bunu tesis yapıyor bitkilerde. Onlara karnını alıyorlar. Oksijen veriyor havaya muhtemelen. Onlara böyle. Neden? Bak dengeyi sağlıyor muhtemelen bak. Dengeyi sağlıyor böyle. Bitkiye karbondioksit alıyor böyle. Karbondioksit alıyor böyle. Onu alıyor. Tabii bir takım buna fotosentez deniyor. Biyoloji ilminde fotosentez deniyor bu kurala. Yer aldığı suyla, işte iki klorofil maddesiyle, bir ışığıyla bir orada kimyasal işlem oluyor burada. Ne yapıyor sonunda? Hem suyun fazlasını dışarı veriyor ağaçta bitkiler, hem de oksijen veriyorlar. Bunun için ağaçların bulunduğu yerde hava nemli, serin olur muhtemelen. Yapraklarda gözene delikler var yapraklarda böyle. Hem o yapraklardan o ağaç havayı solur, oradan kanı alır, hem oradan suyun fazlasını verir. Bunun için doğal denge bakını yeşillik olacak, gölgelik böyle.
bir çadır branda koy, altını yakar. Demek ki Mevlam bu kuralı koymuş. Bitkiler ne yapıyorlar? Kavanozu alıp bir okşamıyorlar böylece. Peki bu yeterli mi acaba? Yeterli olmuyor ama. Yani biraz daha bu kadar ihtiyaç var dengede. Karbondioksitte. Bu işin ne oluyor? Çürüme olayı var. Çürüme. İnsan da önce çürüyor. Hayvan da çürüyor. Meyve çürüyor muhtemelen. Saman çürüyor ya. İşte bu çürüme olayında ne oluyor? Havaya karbondioksit gazı veriliyor. Çürüme olayında böylece. Çürüme olayında böyle. Veriliyor. Bir de bunun dışında yangınlarda. Bu gaz veriliyor böylece. Eğer karbondioksit gazı fazla gelirse, fazla çürüme oldu, büyük yangınlar oldu, şunlar bunlar oldu, karbondioksit gazı oranı aşarsa atmosferde, fazla gelirse ne olur? Baskı yapar. İnsanın solunum sistemi zorlaşır önce. Evet, onu zorlaşır. Yaşam zorlaşır. Peki bunun nedir çaresi? Allah bunu koymuş düzenli muhtemelenler. Okyanuslar, denizler, büyük denizde okyanuslar. Bunlar bu gazı emiyorlar. Çekiyorlar bunlar böyle. Çekiyorlar. Okyanuslarda, denizlerde karbonat vardır. Bu karbondioksit gazı sudaki karbonatla birleşiyor. Kimyasal birleşim yapıyor. Bir karbondan başka maddeye dönüşüyor. O madde ağırdır. Yoğunlaşıyor. Ne oluyor yoğunlaşınca? Dibe çöküyor muhtemelen. Dibe çöküyor, dibe çamur oluyor. Bak, çamur muhtemelen. Bu için hep denizlerinde bir çamurdur muhtemelen böyle. Bu karbondioksit böyle. Karbondioksit gazı atmosferde fazla olduğu zaman, yoğun olduğu zamanlar bu okyanus denizi emiyor bunlar hep böyle. Emiyor, çamur muhtemelen. İşte bu doğal denge korunduğu sürece şimdi muhtemelenler. Yani suların su dengesi. Bunların her biri neye bağlı bunun her biri? Mevlam koyduğu kural vardır. Her şey aslına döner. Her şey aslına döner kuralı Allah koydu kural. Külü şeyin gül aslıyı. Her şey aslına döner böylece. Yani su mesela denizden buhar oluyor. Çıkıyor, gidiyor, toprağı alıyor, sonra gene denize giriyor bunlar. Irmak taşınıyor böyle. Gazlar böyle değişim yapıyorlar, asla dönüşüyorlar. Hiç asla dönüşüyor bunlar. İşte bu doğal denge korunduğu sürece yeryüzünde hayat olur muhtemelen. Nasıl hayat oluyor böyle? Gerilim olmaz dünyada insanlarda. Bunalım olmaz, sıkıntı olmaz, sinirsen bozuk olmaz. Hastalık olmaz fazla. Doğa denge onun süreci. Çünkü Allah Teala dünyayı onun için yaratmıştır. İnsan da ona göre yaratılmıştır. Yaratılmış kardeşi. Yani birbirini tamamlayıcı bunlar böyle. Doğal denge bozuldu mu, insan dengesi bozulmuştur. Hatta bak dikkat ediniz. Açık havada İnsan günün daha ferah olur açık havada. İnsan daha rahat olur insan. Hava bulutlandığı zamanlar insan işte bir sıkıntı başlar. Bir gerilim elektrik oluyor. Gerilim oluyor böyle. Yani insanın her an doğayla bağlantısı var insanın böyle. İnsan aslında doğanın parçasıdır. Parçasıdır. Demek ki bu doğa denge sürdüğü sürece insanların sağlığı yerinde olur. İnsan buramda olmaz, stres olmaz, olmaz bunlar böyle. Nuh Aleyhisselam Hazretleri 1000 yıldan fazla yaşadı bak muhteremler. Nuh Aleyhisselam 1000 yıldan fazla yaşadı. 40 yaşında peygamberlik verildi kendisine. 950 yıl peygamberlik yaptı. Bakın muhteremler. 950 yıl peygamberlik yaptı. Bunun için en çok şeyi o çekti. Uzun zaman uğraştığı için. Ne oldu yaşı? 990.
Yani 1-10 sene kaldı böyle. Artık baktı ki kavim yola gelmiyorlar. Ümidi artık itirmeye başladı. Bir gün yine giderken bahçe karşıdan çok ihtiyar bir pirifani geliyor. Ondan daha yaşlı. İki torunu, torunları ya da ikona girmişler. Karşıdan geliyorlar. Duvarıştan onlara karşıdan baktı. Konuşan duyuyor. Dedi ki o yaşlı olan kişi kafirmiş. Torunlarına şu gelen Nuh mu? Evet dedi Nuh. Beni onun yanına götürün de yüze bir tükürüğe baktın. Duvarıştan bunu duyunca elini açtı. Ya Rabbi. Artık bu konu iflah etmez ya Rabbi. Bunları helak et ya Rabbi. Yani bunları bir kişi bırakma ya Rabbi. Dua etti. Mevlam doğasına kabul etti. Ne buyurdu Mevlam ona? Ya Nuh, ya Nuh. Hemen bir gemi yapmaya başla bakalım. Kaç yaşında? Bak, kaç yaşında? 990 yaşında bakınız. O yaşta Mevlam emine gemi yap böyle. O günkü imkanlarla, el destekleriyle, baltalarla, ağaçları büyük büyük, o ağaç yok o zamanlar. Baltayı ormanlar tarafı. Ağaçları keşti. Onları yondu. Destekleri kalas yaptı. 990 yaşında bunlar yaptı. Yani doğal denge olduğu zaman insanların da sağlığı oluyor. Gıdalar doğal oluyor gıdalarda. Gıdalar doğal böyle. Hayvanlar doğal gıda yiyorlar. Hayvanlar sağlıklı yiyor hayvanların da. Mesela bir hayvan ki şöyle otta otluyor, dışarı otluyor hayvan. Tavuk mesela. Her şeyi yiyor, otluyor onlar. Onun yumurtasının rengi de başka, tadı başka. Tabii yararı başka muhtemelen. Her şey bunun gibidir. Mesela inek sütü şifadır. Hatta şirte geliyor böyle. Hangi inek sütü ama? Eğer dışarıda otlarsa, ama beslenmede inek zavallı, havası ya da hayvancağız orada, suya bir türlü bağlı, önüne su yemine getiriliyor, süt makinesi, suyun makinesi makinesi. Ver suyu, arkasından beyaz bir suyu çıksın bakalım. Ne oluyor şimdi efendim? İşte sağlıklar bozuluyor muhtemelen böyle, bozuluyor böylece. Fakat ne olacak? Tabi bu denge bozulacak muhteremler. Bozulacak. Biz tabi bunu bozduğunu gözüne gördük. Gördük muhteremler. Bazen düşünüyorum sahabeden bizden bir farkları var. Onlar Resulullah'ı gözlerle gördüler. Ve Peygamber'in sohbeti dinlediler. Kulak dinlediler böyle. Yaşadılar, beraber yaşadılar. Ve onlar mucize gördüler sahabeler. Fakat şu anda bizler de Peygamberimizin getirdiği Kur'an'ı mucize görüyoruz ama mucize muhtemelen. Bak Kur'an bunu haber veriyor. Ne zaman? Aşağı yukarı 1400 sene çok daha fazla önce. Haber veriyor. Doğrusu doğal dengeler bozulacak muhtemelen. Bak. İnsanların sağlığı bozulacak. Hastanın her biri ancak randevuyla sıra alabilir insanı. Randevuyla hastane yığılma böyle. Herkes hasta, herkes hasta. Herkes hasta. Bu kadar beslenim uzmanları var, şunlar var, bunlar var, bilim teknoloji şunlar bunlar var. Ama hastalıklar inadına ortaya muhteremler. Doğal denge bozuluyor ki muhteremler. Allah Teala buyuruyor bizlere Rum Suresi ayet 41'de. Zahara fesadü fil berri vel bahri. Zahara zuhur etme bedene çıkmadım böyle. El fesadü fesat çıktı. Buradaki zahara araçta buna fiili mazi denir. Fiili mazi. Hani geçmiş zaman fiili. Kur'an-ı Kerim'de bazen buna yer değiştirir. Mazi müzari böyle. Müzari hem şimdi gelecek zaman inşallah böyle. Bu aslında yazharu olması. Bir de önünde sin gelmesi gerekiyor. Gelecek baktığı için aslı bunun seyazharu olması gerekirken burada veren bizlere zahara buyurdu. Geçmiş zaman fiiliyle. Neden? Olacağı kesin olduğu için kuş olmadığı için. Veren buyuruyor. Evet. Meydan çıktı bile. Yani böyle.
Çünkü Allah katında 1500 sene nedir? Bir şey değil ki muhtemelenler. Meleklere göre, meleklere göre bile, yani 1000 sene, 2000 sene meleklere göre bile hiç kalıyor böyle. Bırakalım onlarda eski insanlara göre bile. Onlara göre bile 300-500 sene hiç kalıyor eski insanlara göre. Vela buyuruyor burada. Zaharel fesadü, fesat başladığına başlayacak. Nedir fesat? Bir işin aslının bozulması. Ne derler? Fıkıhta bölümler vardı böyle. İfsadü savun. İfsadü salah. Namazı bozanlar. Orucu bozanlar. Buna fesat deniyor. Bir şeyin bozulmasına. Et mesela bozulur. Yemek bozulur. Ekşir bozulur. Demek ki doğal dengelere de bozulacak. Asrını yitirecek muhtemelenler. Yitirecek muhtemelen. Ne olacak bu doğal denge bozulması? Fil berri vel bahri. Karada ve denizde, sularda. Tabi kara deyince havada buna girişe giriyor böyle. Toprakta, havada ve sularda bozulma olacak. Fesat. Kimyasal, fiziksel, biyolojik olarak asrını yitirecek bunlar. Böyle. Bozacak bunlar. Peki bu ne, nasıl olacak bu işler? Yani birden mi olacak bunlar? Ne olacak bunlar acaba? Bakın bunun sebebini Allah bilir. Sebebi ne olacağında? Bir ma kesebet ey din nasi. İnsanın el yaptığı işler dolayısıyla bakınız. İşte kimyasal şey muhtemelen. Kimyasal sanayiler, şunlar bunlar, teknoloji ne yapıyor? Doğayda bozdu muhtemelen böylece. Doğayda bozdu böyle. Acaba neden böyle olacak? Sebebi ne? Bela buyuruyor. لِيُزِي قَهْوِمْ بَالْضَ لِذ۪ي عَمِلُوا İnsanlar ahir zamanda, yani zamanımızda insanlar ne olacaklar? Yoldan çıkacaklar muhtemelen. İnsanların doğal dengesi, insanın fıtratı nedir? Hak din İslam muhtemelen böyle. Hak din. Yani zamanın hak dini yaptı böyle. Zaman hak dini yaptı böyle. Eğer insanlar hak dine uyarlarsa, uyum sağlarlarsa, onu uygularlarsa, insan da doğan dengesi bozulmaz muhtemelen bak. Mesela tevekkül, sabır, şükür, haramdan sakınma, günahtan sakınma, zararlı şeyleri yememe, ibadetleri zihni yapma. Bu nedir? İnsanın fıtratı, doğası budur işte. Ne diyor bazıları? Efendim diyorlar, öyle iki şey biliyorum diyor. Hacı da gitti. Namaz da kılıyor. Ama onda stres var. O da sıkıntılı. Doğru muhtemelen. Neden doğru? Hacı gitmiş olabilir. Ama o da dönmüştü yalnız böyle. Kalıbı dönmüştü muhtemelen. Camiye gitmiş olabilir. Ama kalıbı camiye girmiştir. Kalıbı. Rükü yapmış, secde yapmıştır. Aklı başka yerde, gönlü başka yerde, düşünce başka bir yerde. Nedir İslam? Menba, iman, menba, kalp mi? Kalp mi? Kalp öylece. Eğer kişi İslam'ı kalben yaşamazsa, bir kimse secdeye giderken ne yaptığını farkına varmazsa, hele secdeye giderken, neden yok öyle? Secdeye giderken. Dediği kişi ne var? Allahu Ekber bak ya. Ece. En büyük Allah. Kum ne yapıyor orada? Allah'ın büyüklüğünü hatırlayarak, onun gücünü hatırlayarak kum ne yapıyor? Allah huzurunda, Allah huzurunda Allah secdeye yere kapanıyor. Nedir secde? İnsanın yokluk alemi. Yani ben yokum artık. Kulun buradan nefsi sıfırlıyor. Kul burada ne yapıyor? Olur olur kul. Her şey burada feda ediyor burada böylece. Allah'ın yüzü karşısında. Bu işin namaz nedir? Namaz her Müslümana farz ayın bakıp denilece. Namaz farz ayın böylece. Yani padişah da, paşa da, vali de, bakan da ne olacak? Hepsi o namazı bizatihi kendi şahsen kılacak. O hayatı yaşayacak. Allah'a teslim olacak. Allah'ın büyüklüğünü kabullenecek böyle. Onurunu kıracak orada.
Efendim ben aşırı zenginim. Holding sahibi şuyum buyum. Patronum işte efendim. Şunlar bunlarım var. Veren para da bir namaz kıldırtayım ona. Ama şeye gelmiyor derler. O gelmiyor derler. Demek ki insanların zaman gelecek doğal dengeler önce bozulacak. Ne de doğal denge? İnsanlar ibadetten kopacaklar böyle. Namaz kılanların da ancak namaz kalıplarında kalacak. Kalıpta, şekilde kalacak. İki şey vardı Arapçada. Suret ve sire denir böyle. Suret, siret. Suret, şekil. Siret, iç duyguları. İşte böyle. Gönlü muhabbeti. Öyle kişiler gelmiş ki dünyaya. Tabi yine vardır bunlar. Allah'ın sevgisi ama Allah'ın kulları vardır. Namaz kılarken depremi fark edemiyor bu kadar. Namazdayken depremi fark edemiyor. Namaz kılarken böyle. Savaşı unutuyor. Sahabenin biri henüz Mekke fethi olamamıştı. Hileyle, desisiyle aldatılarak müşkülerine esir düştü bu. Bunu esir alan Araplar, oradaki müşrik Arapları getiriyor Mekke'ye, sattılar bunu, köle sattılar kendisi. Mekke o zaman müşkül elinde. Darrak bozun Mekke'yi mükerreme. Bunun satın alan kişileri de buna karşı intikam kan davaları varmış. Bedir Savaşı'nda onların babası öldürmüş bu Bedir Savaşı'nda. Tabi savaş bu. Şimdi abi bunu alan kişiler bir nevi kan davası güderek intikam tutkusu ile bunu işkence öldürme karar veriyorlar. Uzun zaman işkence yapıyor kendisine. Bir gece sabaha karşı tanyer ağarmadan Mekke'nin dışına bunu çıkarıyorlar. Dar ağacı, yani sehpayı kuruyorlar. Üç ayakta sehpa kuruyorlar. Kuruyorlar, ip hazır, asacaklar. Elleri bağlı, arkada elleri bağlı. Uzun zaman işkine bir aç kaldı kendisi. Oraya getirildi. Birine kalbim merhamet geldi. Dedi ki arkadaşlarına, müşriklere, bir soralım bakalım. Eğer son bir isteği varsa oraya da getirelim bakalım. Sordular, son bir isteğin var mı? Yani su mu bir şey istemiş tabi, onların aklına geliyor tabi. Şöyle baktı böyle, ufuka baktı. Dedi ki, sabah namazın vakti girmiş. İzin verirseniz elini çözün. Burada bir teyemmüm alayım da sabah namazın farzı, iki kez namazın farzı kılayım dedi bunlara. Pek kabul etti bunlar da, elini çözdüler. Teyemmüm aldı orada. Namaz olurdu. Şimdi işi burası ilginç yer oldu. Namazda kendini öyle Allah'a vermiş ki namazda. Okuduğu kıraata dalıyor, Fatiha'ya dalıyor, Allah'ın büyüdüğü kaç yokluk makamına giriyor, aç cezbaneye giriyor, öyle namaza kendini veriyor. İdam olmayacağını unutuyor kendisinin. Sanki cennette hür, serbest, özgür sanki böyle. Öyle namaz kılıyor, ağır ağır kılıyor. Bir ara bir gürültü duydu. Konuşanlar gürültüsünü duydu. Bir kendine geldi ki namazda ama şimdi bunlar bir asacaklar şimdi bu idam çıkımındaydı böyle. O an dedi ki kalben Mevlamız'a namazda Ya Rabbi namaz kılmaya doyamadım bak. Ya Rabbi namaz kılmaya doyamadım Allah. Eğer bu müşrikler ölüm korkusundan korkut namazı uzatı demeselerdi namaza uzaktım ya Rabbi böyle diye. Ve kısa geçti muhtemelenler asıldı kendisi böyle. Hatta şey bir oldu bu asılmasında bunun arkasını kıbleye getirildi asarken böyle. İnadına ters. Böyle. Sırtını kıbleye getirirler. Yüzünü ters kuzeye çevirirler. Bu asılırken böyle ipi çekerken yani yüzü kıbleye dönüyor muhtemelenler. İp asıl ama. İp asılı yukarıda yüzü kıbleye döndü böyle. O kadar olursa çevirmeye bunu çeviremedi noktaya böyle. Bunu çeviremedi kendisine böylece. Şimdi işte devamlar şuradan bu konuya girdik. Evet günümüzde namaz kılanlar da bunalım geçiriyor. Stres geçiriyor bunlar. Bunlara sıkılıyorlar böyle de. Neden tat alamıyoruz? İbadetleri çok suni, yapay. Yapay muhtemelen. İçine giremiyor muhtemelen.
İşimiz olmadığı zamanlarda bile ne yapıyoruz? Cami gittiğimiz zamanlar camiye erkence giremiyoruz ki muhtemelen bak. Neden? Cami bizi sıkıyor. Allah korusun. Kötü bir şey bu. İşimiz yok, gücümüz yok. Ne yapıyoruz? Cami önünde işte oturup konuş, çay iç, kalk, eğer cami kahvesi varsa şunlar bunlar. Yani bekliyoruz muhtemelen. Ezan okusun, bir işle bakalım. Camiye geleceğiz. Genelde camiye gelen ne yapıyor Müslümanlarda? Özellikle en arkada kalıyorlar. Ya da çıkışı kolaylaşsın diye. Tabii bu duruma gelince yani bu namaz kılan da bu şekilde böyle. Yakılmayanlar var. Haramda işleyenler ama kadar böyle. Yani çıplaklık. Deniz kıyılar, plajlar, şunlar, bunlar. Bu, almış yürümüş, hayasızlık. Almış muhtemelen. Alkolü, kumarı, çeşitli şans oyunları, oyunlar, kumarlar, çeşitleri. Faiz almış yürümüş hatta. İşten almış yürümüş. İşte Mevlam buyuruyor. İnsanlar bu duruma gelince ne olacak? Dünya insanların zindan olacak. Yaşanması zor bir duruma gelecek. Huzur olmayacak insanlarda. İnsanlarda her şey birbirine düşman böyle. Herkes patlama da otursa herkes patlama. Yani birine bir şey yaptırma adam patlıyor hemen böyle. Nedir bunlar? Hep doğa gitmiyor bu tane böyle. Her insan canlı bomba. Kalkıyor kişi Allah korusun. Kendi çoğu şu anı olsa kesiyor. Neden bu canavar ne bu kadar? Canavar ne buralım bu kadar? İntihar eden, evini yıkan, evini muhtar artık bu duruma gelmiyor bu şekilde böylece. Mevla buyuruyor. İnsanlar işte böyle azınca, İslam'dan, Kur'an'dan kopunca ne yapacak Mevla? İnsanlara Mevla kendi elleriyle öyle kişileri iş yapacaklar ki düzene bulacaklar böylece. Mesela eskiden ne vardı? Zembil vardı. Zembil. Pazarda ama pazara giden alıyorsunuz zembilini, gider pazara batırıyorlar. Hatta bir söz vardı. Zembil içindekini sen bil. Kimse görmüyor. Göz gören böylece. Şimdi ne oldu? Poşetler. İyi mi? Doğayı kirletiyor bunlar değil mi? Doğa. Poşet. Doğayı kirletiyor böylece. Su şişeleri böyle. Herkes su içiyor böyle. Doğayı kirletiyor bunlar böylece. Hep doğayı kirletiyor bunlar böyle. Halbuki doğa gıdaların her birinin kabuğu doğada çürüyor aslında böyle. Ne olur çürüyünce yine asla dönüşüyor. Yani elemente dönüşüyor. Her şey bir devir alem oluyor. Sürekli böyle. Bak en basiti bir poşet böyle. Markete git, bir şeye git, seccide bana bir şey böyle. Ayrı poşetler böylece. Ne olur poşetler? Yere çürümek gerek yok. Çünkü cins, toprak cinsi değil. Çürümüyor topraktan da böyle. Bu ambalajlar çürümüyorlar bunlara böylece. İşte böyle ne yapayım evlen? İnsan yaptıklarının azabının bir kısmını dünyaya çektirmesi için günah dolunca insan ne yapacaklar? Azabın bir kısmını çekecekler böyle. Leallehum yerciun Mevla buyuruyor bakın. Allah'ın rahmetine bakın efendim. Leallehum yerciun. Mevla buyuruyor ki ta ki akıllansın da geri dönsünler. Efendim. Tevbe etsinler. İslam'a tam yanasınlar bunlar böylece. Demek ki bu Allah'ın bir azabıdır ve bir uyarı azabı bu. Doğal dengenin bozulmaları. Şimdi bakalım biraz daha hava kirine bakalım. Tabi bilimli konular tabi bunlar da. En önce hava kiri önemli olanı. Neden? İnsanın en gerekli olanı hava. İnsan yatar ki yatak odasında hava gerek. Banyoya girdik, hava gerek. Tuvalette, hava gerek. Yola gittik, yolda hava gerek. Hava gerek. Bunun için önce en önemli havanın kirli bizim için böyle. Bunu en çok ne kirletiyor? Taşıma araçları işte. En çok böyle. Yani %50'den fazlası hava kirliliğinin sebebi taşıma araçları. Egzota çıkan gazlar muhtemelen. Kaşı gaz çıkanlar böyle. Karşı gazlar çıkıyor. Öldürücü gazlar bunlar böylece. Bu gazlar bunlar.
Sonra şu da oluyor, biraz da şehirde yoğun olan yer, tabii yoğun olan yerlerde, hele ışıklar bile bekliyor arabalar şimdi böyle, kalkışı daha top gaza basıyor böyle, hepsi mağazanın gaz çıkıyor böyle. Orada kalmıyor bu böyle. Kalmıyor. Rüzgarlarla başka taşınıyor. Başka taşınıyor, çeliğe gidiyor bunlar. Hele, yani acıyorum muhtemelen böyle, yani trafiğin yoğun olduğu yerdeki esnaf acıyorum böyle. Devam dükkanı tam yol üzerinde, cadde üzerinde. Tabi oraya kirayede ücretine fazla ödüyor oraya. İş yapayım derdi orada. Evet iş belki olabiliyor ama ne yazık ki muazzam zehir alıyor bu dönemler. Bir insan günde ne kadar hava alıyor bakın hava alıyor. 14 bin litre hava alıyor. Her insan günde 14 bin litre hava alıyor insan. Ha o bir yer böyle. Buna gelen gazlar ne oluyor? Birike birike işte organları zehirliyor hatırlar böyle. Zehirlen, toksinler oluyor böyle bedende. Zehirlenme oluyor bedende. Ondan sonra ne yapıyor zehir? Önce sinir sistemini bozar hatırlar. Önce sinir sistemini bozar. Beyne zarar verir böyle. Kalbin çağrış düzenini bozar. İnsan sıkıntı o insanlar böyle. Bunalım olur. Şunlar bunlar oluyor. Bir de yol boyundaki açık gıdalar yol boyundan hatırlar. Yani genelde tabii o insan işlemeye gelmeyecek ama simitçiler muhtemelen böyle, genelde böyle. Genelde yol boylarında otobüslerin duraklarına yakın yerlerde açıkta simit satıyorlar böyle. O arada evsiz gazları oluyor simit var. Zehir böyle. Zehir tabi olacak böyle. Zavallı ne yapıyor yavruz bizim alıyor onu. Anne simit baba simit alacağım. Al bakalım para al simidi. Çocuk zehri yiyor muhtemelen. Sen o çocuk ufak yaşta hasta çocuk. Hasta bunlar böylece. Yani çok, çok önemli muhteremler. Tabi bu yanda kimyasal artıklar. Bir de atom denemeleri var. Kimyasal denemeleri var bunlar böylece. Yani zavallı bugünkü insanlık. Bir yandan güya tıpta bir şey araştırıyorlar. Araştırma hastaneleri var, araştırma kurumları var, şunlar bunlar var. Yani koruyucu hekimlik adı altında bir şey yapmaya çalışıyorlar. Böyle. Ama diğer yandan bu adam zehir kuşu. Zehir kuşlara böyle şey. Ve toprakta kirlenme, topraktan muhteremler. Eşten tabi aslında toprak kendini besler muhteremler. Mesela yaprak dökülür, yaprak çürür, yani gübre olur muhtemelen. Hatta kül var ya kül, o bile gübre olur. Kül bile var. Yani kül, o da potasyum elementi dönüşüyor. Kül, bile odun külü ama. Kömür değil böyle. Odun külü, o da gübre muhtemelen böyle. Potasyum var, emrisi olarak kendisinde. O da nedir? Gübre muhtemelen böyle. Eşten tabi ağaçta sık. Ağaçta çürüyor. Aslına dönüşüyor. Elementlere gübreye dönüşüyor yani. Yaprak çürüyor, elim dönüşüyor. Böyle. Hayvanlar işte çok mu her tarafta? Doğal ürünle gübreler muhtemelen böyle şey. Şimdi ne var? Suni gübre. Nedir bu? Kimyasal madde aslında. Kimyasal madde. Toprağı da öldürüyor. Yiyen kişinin de hasta ediyor. Verimi arttırıyor böyle. Bir zaman için böyle. Bu da böyle. Kimyasal maddeler. Tabi sana artıkları şunlar bunlar. Bir de ne oluyor muhteremler? Tarım ilaçları bilhassa böyle. Tarım ilaçları. Bunlar ne yapıyor bunlar? Kısmı havaya karışıyor. Bir kısmı da yağmurla beraber akıp derelere gidiyor. Sonra kirletiyor. Akası da kirleniyor. Bu yüzden sanayi fabrikaların çoğu da hep böyle kıyılarda bunlar muhteremler. Ya dere kıyısında, göl kıyısında, deniz kıyısında bunlar böylece. Denizler kirleniyor muhtemelen. Suda kirleniyor böylece. Kirlenince ne oluyor denizdeki? Oksijen de azalıyor böyle. Denizde suda oksijen vardır. Erimiş halde. Peygamber Gülü Aleyhisselam Hazretleri muhteremler bu dengeyi korumak için Peygamberimiz birkaç şey yapar birkaç tane inşallah. Onlara özeteyim inşallah. Hadis-i şerifin birisi
kütüb-i sitede de var. Yani altısında var. Bu harim hepsinde. El iman bir dur ve sebunu şubeten. İman 70 küsür şube. Rivayette 60 geliyor. Demek ki iman nedir? İnanç meselesi. 70 küsür şube bölüm yani. Bölüm. Fehdaluha en bunun üstüne de etali kavlü la ilahe illallah. İmanın zirvesi bu. İmanın özü başı bu. Nedir yani? La ilahe illallah. Bunu söyleyebilsek ama. Bunun hakkı onu söyleyebilsek. Bir la acaba. La. Nedir? Harfi nefi der. Harfi nefi. Nefi olumsuz yapıyor böyle. Bak. Ve cinsi nefiden la bir de. Cinsi nefi diye bak. La ilahe. Hayır, ilah yoktur böyle. Şöyle bakalım çevremize. En akıllı bilinçli varlık insan. İnsan ilah olabilir mi? Olamaz ki tabii ya. İnsan tuvalete gidiyor muhtemelen ya. Ya. İlah tuvalete muhtemelen de. İnsanı yiyor böyle. İnsan kıvran hasta oluyor, kıvranıyor. Yaşlanıyor, hasta oluyor, sakatlanıyor insan böyle. İnsandır en varlık. En akıllı varlık, en bilinçli varlık insandır. Ama insanın en aciz varlığı ilah olamaz insan. Peki haşa inekler mi ilah? Hindistan'dan tapındığı gibi. Filler mi? Karınca mı ilah? Ağaçlar mı ilah? Ne yapalım? La ilah bütün hepsi bir gün dönüyor. Dönüyor hepsi. İnsan böyle ağzından çıkıyor. Kaptan çıkıyor böyle. Ne yapıyor? Bütün evrene gez böylece. La ilahe hayır. İlah hiç olamaz bunlara böyle. Olamazlar. Güneş de olamaz. Ay da olamaz. Dünya olamaz. Ağaç olamaz. İnsan olamaz. Ne kalıyor? İllallah. Ancak Allah Celle. O da ilah böyle. Büyük onun. Yahut o da muhteremdir. Ondur egemenlik. O dilemese bir yaprak kımıldamaz muhterem. Bir hücre kımıldayamaz muhterem. Bu nedir? Kelime-i tevhid. İşte imanın özü başı bu. Yani bunu güzel söyleyebilsek. Ve ednaha. İmanın en son neresidir? Son kuşağda. İmatü'l eza anit tariki. Yolda eza veren, pislik olan bir şey alıp kenara koymak, almak olmadan. Yolu temizleme bakmadan. Yani çevre temizdi. Düşünün ki Orta Çağ Arabistan'ında evlerdeki ne yapıyordu hanımlar? Hemen pencere atıyor aşağıya böyle. Pisliğini. Yola. O zaman yollar çok dar. Hani demir geçecek kadar yolda dar yolda. O dönemde ne yapıyor kadın? Hemen camından dışarı atıyor böyle. Hatta evlerin çoğun tuvalet olmazdı o dönemde. Kadın bir kaba lazımda tuvaletini yapardı. Camdan aşağı doğdu böyle. O dönemde böylece. Öyle insanlar. Dünya öyle de dünya o zamanlar böyle. Bak ne yapıyor Allah'ın Resulü? Bunu yasaklıyor. Yasaklıyor. Ne koyuyor peygamberi? Bak imanın bir bölümü olarak, inanç ilgi olarak böylece yolda kişi kendi yapmadığı gibi yapılan bir şeyi de yoldan ezdeğer alıp çevre temizliği var. Başladı İslam böylece. Bir de ağaçlandırma. Daha çok tabii var da muhtemelenler. Özeteyim inşallah. Bir de ağaçlandırmaya peygamberde önem. Ağaçlandırma bak yeşilliğe muhtemelenler. Hadis-i Şerif Müslim'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Mâmi Müslim'in yavrusu garisten. Bir Müslüman bir ağaç dikerse İlla kânama ükreminiz sadakate. Bir Müslüman bir ağaç dikerse, dikti ağaçtan meyve ağacı ise, o ağaçtan yenen bir şey, o kişiye sadaka sahibi veriliyor. Bak. Kim yerse yesin. Ve ma sülüka minü levü sadakatı. Bak, bak hadise bak. Hatta kişinin diktiği meyve ağacından meyveleri çalsalar bile bakınız bak. Çalsalar bile hırsızın çaldıkları da okulun amel üzerine sadakaya geçiyor. Yani gerçekten çok ilginç bir şey muhtemelen. Ne zaman belli olacak bu? İşte maaşına böyle çıkıyor. Maaşına da böylece. Maaşına gününde tabi kul geliyor. Ancak yaptığı ameline biliyor. Bu gizli. Bunu Allah biliyor. Kul adam bakıyor amel üzerine bakıyor.
hesabı yetersiz görüyor. Günahı çok görüyor kul. Artık iki büktüm olmuş, bekleyecek şu anda böyle artık. Cehennemi içecek Allah korusun. Sıra kendine geliyor, hesap görmeye geliyor. Buyuruyor ki Mevlam, senin daha sevabın var kulum daha. Kulun gözü açılacak orada mahşerde. Ya Rabbi hangi sevabın var? Sen filan yere bir ağaç dikmiştin işte. Kira ağaç dikmiştin. Oradan bir gece geldi, ona çaldı, götürü sattı götürme böylece. Ne kadar çaldı aldıysa, ondan koyan bakıyor bedeline, sevabını bu şekilde böyle. Elması çalındı, arabası çalındı. Ne çalınsa ama, hepsi bana giriyor buna. Genelde bu. Bakınız, tabii insan üzülüyor bir şey çalınınca. Demek ki dünyadan bakınca, gerçekten bazen ters olabiliyor. Yani her şey bile karışabiliyor dünyadan bakınca. Bakıyor kişi, eyvah, yan keşi demek işte bir çapulcu, bir cepçi paramı çalmış. Eyvah, insan üzülüyor böyle şey. Ama öteden bakınca ne oluyor? Kişi orada sevinecek. Yine adı şerif ağaç ile ilgili, fela yavrusu müslümün karsen, bir müslüman bir ağaç dikerse, feyekü mühünü insanın, o dikti ağaçtan insan olarak kim yerse yesin. İşte yerse, vela dabetün vela tayrun. Dabe, yerde yaşayan hayvanlar. Karıncı falan daha muhtemelen böyle. Yani yerde yaşayan hayvanlar, karnı şusu busu, ne olsa olsun, dikeni ağacın meyvesinden yerse ve kuşlar da yerse. Mesela kuş da yalan meyvanlar. Geliyor kuş dallarına. Yani en güzeline gider böyle. Kuştan toplayamıyor şimdi sahibi bunları. En güzel uçta kalıyor. Yine kuş dallarına giriyorlar onlara böyle. Kur'an muhtemelen bakınız. Demek ki kuş, karınca, arı, insan, hayvan ne yerse İlâ kânlehü sadakatü ilâ yevmil kıyameti. O ağaç durduğu sürece kişi ölse bile sadakası abi yazılır muhtemelen bakın. Ölse bile böyle. Ağaç dikmiş. Diktiği ağaçtan mesela dut ağacı. İnsandan koparıyor. Yere düşen karınca da alıyor. Arı da konuyor. Kuş da alıyor. Kuş geliyor gagalıyor. Kişi kabrinde. Ona hemen sahabe gidiyor bak. Al bakalım sana şu sevap. Oğlundan belki sevap gelmiyor tabii. Kızdan belki sevap gelmiyor. Torundan sevap gelmiyor. Unutulmuş bir kişi. Ama bir kuş bir taştan bir şey yedi. Hemen sevabı geliyor. Bir Türk hakanı, ilk Türk hakanı Hazreti Gazneli Mahmut. Sultan Mahmut Hazreti Gazneli Mahmut. Bu İslam'ı kabul edip ve hakan kendisi, devlet başkanı oldu kendisi. Elhamdülillah Hindistan'a çok sefer yaptı. İslam'ı o baştan götürdü, Hindistan'a götürdü kendisi. Bu Hazreti Sultan Gazi Mahmud giderken atıyla beraber, birkaç yanında beraber giderlerken bakıyor bir yolun kenarında, bir bahçe içerisinde çok yaşlı biri yere oturmuş, oturduğu yerde ufacık bir kazma ile yere kazıp yana bir de ağaç fidan ama dikme uğraşıyor. Sultan Mahmud karşıdan bakıyor. Atanları karşıdan görüyor bunu. Şöyle bir yaşlıya bakıyor. Eli titriyor. Ayakta duramıyor. Yani gözler zor görüyor. Yeri eşliğine uğraşıyor. Filan da orada duruyor. Yanına geliyor. Atanları yanına geliyor. Selam veriyor. Amca ne yapıyorsun? Bakıyor tanıyor da. Sultanım işte şu meyve ağacını dikeceğim. Meyve ağacıymış. Şimdi sultan daha bu tuhafına gidiyor şimdi. Bu meyve ağacı bir de şimdi. Peki amca diyor, bu meyve ağacı kaç senede meyve vermeye başlar? Yaşlı yukarı şu kadar zamanda meyvesini verir. Bakın Sultan Mahmud, kişinin yaşı o kadar yaşı ümidi yok yani. Böyle görüntü. Peki amca, sen bu yaşama ümidin var mı senin? Yani bunu meyvesini yiyebilir misin mi dikiyorsun? Yavrum diyor, sultanım yavrum diyor. Bir de öncekiler ağaç dikmişler, meyve dikmişler. Biz ona yedik, ona dua ettik. Ben bunu yemesem de ben nasıl gelip bundan meyveleri yerler ona bize dua ederler diyor. Rabbim bize sevabını verir diyor. Bu söz sultan hoşuna gidiyor çok. Diyor ki yaverine buna bir kese altın ver diyor. Bu söze karşılık. Kese yaver veriyor ihtiyara altını. Altına bakıyor da sultanım benim aç meyvesini verdi bile diyor hemen böyle verdi. Şimdi gelelim muhtemelen son toparlayalım inşallah.
Ayetin sonu şuydu. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ayet-i Kerime'nin sonu. Evet, çevre kirli olacak. İçme sular kirlenecek muhteremler. Hatta su savaşı olacak. Daha da beter içecek muhteremler. Su savaşı olacak böyle. Petrol kalacak kenarda. Su savaşı olacak. Hep olacak bunlar da. Ama Mevlam buyuruyor. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İnsanlar dönerlerse İslam'a, böyle bir dönüş olursa, uyanış olursa, dönerlerse, bu kalkacak muhteremler. Nasıl kalkacak? Allah işte kader muhteremler. Mevla kulunu başka yönlendirir. Mesela günümüzde öyle arabalar çıkıyor, akülü çalışıyor, elektrik çalışıyor. Yarın bir cihaz takar, güneş enerjisiyle çalışır. Bir cihaz takar, havayla çalışır. Pervane yapar, döner, dinamoyu doldurur, akülü doldurur muhteremler. Havale gider böyle. Allah dilerse muhtemelen böyle. Tabii ki onu da çalıştır Mevla dilerse böyle şey. Demek ki elimizden gelecek inşallah tazı cemaatimiz doğal yerde yaşamaya çalışalım. Doğal yerlerde oturmaya çalışalım. Yine de yine doğal gıda almaya çalışalım. İbadetlerimizin inşallah içine girelim. Yani yüzeyde kalmıyor ibadetler böyle. İçine girelim inşallah. İslam'ı tadalım. Bir evliyanın sözüyle inşallah konuyu kapacağım bugün. Bir evliyanın şöyle buyuruyor muhtemelen bak. Ey nefis diye bakın. Ey nefis diye. Daha ne kadar günahlardan zevk alacaksın. Ey nefis. Daha ne kadar günahlardan zevk alacaksın. Tevbe tası değil ki onu tat bakalım. Tevbe tası değil ki onu tat bakalım muhtemelen. Gerçekten muhtemelen tevbe tadanlar bilir muhtemelen. Kim bilir bunu böyle? Dönüş yapanlar bunu bilirler böylece. Kişi yanlış yoldadır. Yolu yanlış bir kişinin. Haramla dalmıştır. Uyanır kişi. Mevla bir sehep verir. Kul bir Allah'a tevbe eder. İnsan bir döner. Onda o kadar kul tat alır ki artık haramına zevkli kalır. Bunu söyleyeyim maddelerinde. Ey nefis! Daha ne kadar günahdan zevk alacaksın? Tevbe tatsız değil ki. Onu bir tat bakalım artık. İnşallah tatlı nasip etsin Mevlam. Dizali Fatiha.